Tekirdağ'dan İstanbul'a ev aramaya gelen Ahmet Doğan, internetten bulduğu daireyi kiralamak için kendini ev sahibinin yeğeni olarak tanıtan kişiyle buluştu, daireyi gezdi. Beğendi ve 15 bin lira ödeyerek kiraladı. İstanbul'a gelerek eve girmek istediğinde ise daire kapısının kilidinin değiştiğini gördü ve eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Dahası evin gerçek sahibi de aynı dolandırıcıdan şikayetçiydi. Dün gece 12.30'da eşyalarımı buraya indirdim. Eşyalarımın yanında yatıyorum. Gecenin karanlığında eşyalarıyla sokakta kaldı. Ev kiralamak isterken dolandırıcıların eline düşen adam şimdi kara kara düşünüyor. Benden 5 bin lira bir aylık peşin, 10 bin lira da depozito parası, toplamda 15 bin lira para istedim. Benim burada eşyalarımı koyacak, gidecek bir yerim olmadığı için buraya koymak zorunda kaldım. Ahmet Doğan 2 hafta önce ev bulmak için Tekirdağ'dan İstanbul'a geldi. İddiasına göre işsiz ve bekar olduğu için ev bulamadı. İnternette karşısına Küçükçekmece'de bu ev çıktı ve adrese gidip sözde ev sahibiyle görüştü. Sefaköy'e geldim, şahısla görüştüm. Beraber daireye baktık. Daireyi beğendiğimi, tutmak istediğimi söyledi. Şahıs kendisini daire sahibinin yeğeni olarak tanıttı. Dairenin anahtarlarını verdi bana. Elden ödeme yaptı ama kuşkulandı. İmza istedi. Pişkin dolandırıcı bana güvenmiyorsun diyerek itiraz etti. Sen bana güvenmiyor musun? Bak ben sana çok kırıldım. Sonuçta ben sana elden 15 bin lira nakit para verdim. Dolandırıcı en sonunda bir kağıda imza attı. Hatta Doğan'a nakliye de ayarladı. Nakliyeciler gelmeyince eve giden talihsiz adam dolandırıldığını anladı. Apartman kapısını bana verdikleri anahtarla açtım. İçeri girdim, daire kapısını açmaya çalıştığımda açamadım. Kilidi değiştirmişler. O anda ben dolandırıldığımı hissettim. Karakola giden Doğan şikayetçi oldu. Karakola gittiğimde orada bir kişiyi daha dolandırdıklarını gördüm. Şahsın verdiği isim sahte çıktı. Verdiği TC numarası sahte çıktı. Numarası boş çıktı. Evin gerçek sahibinin kardeşi de aynı kişiyi suçladı. Geldim, evin göbeğini değiştirmişler. Anahtarını benden habersiz yapıyorlar. Biz zaten karakola da bunları bildirdik. Şikayetçi olduğumuzu da bu kişilerden. Evimizi bizden habersiz başkalarına kiraya vermeye kalkıştıkları için de ayrıyeten şikayetçi olduk. Ahmet Doğan'ın sokaktaki bekleyişi devam ediyor. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.